elime bir kamera verdi bana. Sen anlarsın diye. Oğlum ben telefonu kendi telefonumda çeksem çok güzel çekerim. En güney uçlarından bir tanesi. En önemli burnuna gidiyoruz. Vay. Bir yağmur var arkadaşlar. Bir yağmur fırtına. Tabii ya. Abi, koyar mı Anadolu çocuğuna? Tabii tabii. Biz yağmursa yağmur, fırtınaysa fırtına. Aç ona bağırını diyeceksin şimdi şöyle vallahi ya. Hay Allah ya. Orhan Gencebay'ın şarkısı mıydı o? Hazaretin bu mu dünya? Heyecandan gelemiyorlar. Şu an Afrika kıtasının en güney ucundasın yani. Çok oğlum sayemiz. Çok sayemiz. Duygulandım çok. Gel 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 sarılalım sarılalım kutlayalım bunu ya. Arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Anıl Ünlü. Yaklaşık 10 yıldır dünyayı geziyorum ve şu anda annem ve babamla 40 gün sürmesini planladığımız bir Afrika yolculuğunun ikinci ülkesi Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeyiz. Şu an Cape Town'dayız. Burası kaldığımız yere şöyle bir tur attırmak isterdim size ama burayı zaten Merve'nin içeriklerinden biliyorsunuz. Ben iyiyim anne. Merve şu an Türkiye'de, hatta Fas'ta da olabilir. Emin değilim tam. Bize evini verdi. Dedi ki ben Güney Afrika'da yaşıyor olabilirim ama hala bir Türk'üm. Burada bir eviniz var. Tabii ki benim evimde kalacaksınız. Ve onun evinde kalıyoruz. Babam hazırlandı. Montlarını, yeleklerini, polarlarını giydi. Annem de mont, yelek ve polar kombinasyonunu giyiyor şu anda. Çünkü burası inanılmaz soğuk. Hiç Afrika'yı eminim böyle görmemişsinizdir. Ve bu soğuk, yağmurlu, fırtınalı Afrika'da nadir güneş açan anlardan bir tanesindeyiz şu an. Hemen hazırlandık, çıkıyoruz. Ve bugünden başlayarak önümüzdeki birkaç gün boyunca, yani bu videoda size Cape Town'u ve etrafındaki güzellikleri göstereceğim. Videoya tekrar hoş geldiniz. Benim üstümde 3 kat var. Anne üstünde kaç kat var? 3. 3 mü 4 mü? 4. Bir de içinde tişört var. Ha. Sen de? 4. Göster. Yelekte var. Papum da var. Babamın yeleğini Instagram'da da paylaşıyorum. Instagram'da çok meşhur oldu. Herkes babamın yeleğiyle ilgili. Aa yeleğini giymemiş. Aa yeleğini giymiş. Sürekli yelekle ilgili bir muhabbet dönüyor aramızda ama yani Cape Town'da böyle giyinip mont üstüne polar falan giyen insan gerçekten göremezsiniz. İnanılmaz soğuk ve rüzgarlı. Bakın şu arkada buranın meşhur Sinyal Tepesi var. Hiçbir şey görünmüyor sisten. Hatta sizi bir de okyanus kenarına götüreyim. Bir de oradaki dalgalara bakın. Yani rüzgarı da anlatamam şu an. 13-14 derece. Bir de rüzgar esince iyice soğuk oluyor. Ben bir karşıya geçip göstereyim. Siz de bakacaksanız. Tamam, bakarım ben bakarım. Abi. Gelin. Sen de bak hadi gel. Ama yine ufaktan güneşin göründüğü bir yer var. Yani güneş de ufak ufak geliyor üstümüze. O yüzden çıktık evden zaten. Şu an saat 12 geçmiş, 12 10 geçiyor. Yani bu saatte evden çıkıp gezdiğim hiç olmamıştır benim. Gezdim bundan sonra kısmında da olmayacak ama burada mecbur. Dışarıda şakır şakır yağmur yağıyor. İnanılmaz rüzgar esiyor derken biz de çıkmıyoruz. Bakın şimdi Atlas Okyanusu'yla Hint Okyanusu'nun birleştiği yerdeyiz arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere ortalık karışık. Daha yaklaşamadan dalgalar vurdu. Ama tabii ki içimizdeki gezme aşkı durdurak bilmeden gezmemize sebep oluyor ve çıktık şimdi. Eğer yolda hani bir şekilde kapalı değilse ilk başta Afrika kıtasının en uç noktalarından, en özel noktalarından bir tanesine Ümit Burnu'na gidiyoruz şimdi. Çok kötü oldu kameram. Lensim nemden darmadağın oldu. Hem siliyorum hem hiç fayda etmiyor. Geç 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 koş 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 koş. Lensi siliyorum ama temizleyemiyorum. Neyse Ümit Burnu'na gideceğiz. Bir araba kiraladık. Şimdi arabamızda biniyoruz. Ve evet Ümit Burnu'na gidiyoruz. Ve yolda Ümit Burnu'na giderken çok güzel koylar var. Oraları gezeceğiz. Her birine şöyle bir bakarız. Belki çok rüzgarlı değilse bir inip yürürüz.
birinde çay içeriz, birinde yemek yeriz, birinde kahve içeriz falan derken böyle yavaş yavaş Ümitburnu'na doğru gideceğiz. Bu yollar genelde kapalı oluyor. Böyle havalarda işte taş düşmelerinden vesaire dolayı. Öyle bir durum yoksa gideceğiz. Varsa gezdiğimiz kadar deyip eve geri döneceğiz. Yarın şansımızı tekrar deneyeceğiz. Şimdi ikinizden birinden ben araba kullandığım için kameramanlık desteğine ihtiyacım var. Yok canım. O zaman beni önüne gelmem lazım. Beğenmeyen yapabilir miyim? Bilmiyorum. Yapamam. Bilmiyorum. Karar verin aramızda. Ben. Öğretirsen yaparım. Tamam. Öğretirim. Biraz sen dene. Biraz o geçsin. Tamam mı? Kavga etmeyin. Tamam mı? Hayır. Ön için kavga etmiyorum da önüne oturmak için. Adamı ağır arkaya oturuyormuş. Ve de öyle kendini över. Nereye gidiyorsun şimdi? En güneye mi gidiyoruz oğlum? İşte gitmeye çalışıyoruz. Bakalım hava böyle hafif açık olursa gideceğiz. Usta kamera. Olmazsa döner geliriz bir yerden. Yapacak bir şey yok. Yani gideceğiz buraya kadar gelmişken. Ama burası adanın en güneyi, kıtanın en güneyi değil. Tabii. Burası sadece Cape Town'un ucundaki Ümitburnu. Koca kara kıta. Yüzlerce ülkenin olduğu, milyonlarca insanların yaşadığı bir yerde ta Karaman'ın Ermenek ilçesinden kalkıp geleceksin buraya. Bu şirin ilçemizden ondan sonra bu kara kıtanın en güneyine ben varım diyeceksin. Abi böyle bir şey olur mu ya? 6 ay önce söyleseler inanır mıydın? İnanmazdım oğlum, ne 6 ay ya. Ne zaman söylerlerse söylerse ben inanmazdım. Sen dönüş yaptıktan sonra inanmaya başladın. Daha doğrusu. Çok istekli de değildik de yani işte uzun süre bir ay gideceksin diyorsun bilen ne falan bir yerde o gün sen anlattığında vallahi korktum, gece uykularım kaçtı ya, stres yaptım kendi kendime falan ya, ondan sonra bir baktık abi olacak gibi değil, sen de artık biletleri falan alınca deyince mecbur kaldık, istemeye istemeye geldik ama İyi ki gelmişiz diye dua ediyoruz. İstemeye istemeye diyorsun ha? Yani korkudan ne olacağını bilmiyoruz ki. Başımıza ne gelecek? Nerelere gideceğiz? Ne yapacağız ya? O zaman istemeye istemeye değil. Ya işte korkudan yani. Hem isteyerek hem de... Bak. We could have the world to ourselves. Going to a place that's far. Staring at the stars for hours. Ay bilemedim ya. Sorry. We could run away. We don't gotta stay. I can feel it, it burns inside. Take away the pain. We can go and say. I can feel it, it burns inside. Baktım bu çekim işi böyle olmayacak. Yolun kenarında duralım dedim. Hem siz doyasıya bakın hem de ben doyasıya çekeyim. Şimdi burası en geniş böyle okyanusu görebileceğimiz yerlerden bir tanesi ve şurada da görüldüğü üzere hem köpek balığı hem de balina gözetleme noktası. Gelin bakın bir de buraya. Şimdi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde böyle tırmanış yerleri, yürüyüş yerleri de bitmez. Burada mesela şöyle küçücük su akan bir yer var aslında. Hiç yürüyecek falan yol yok dersin. Ama bak şu an buradan başlayıp 3 saatlik bir yürüme rotası varmış burada. Bunun şeyi var, haritası var. Nereden çıkacaksın, nereye gideceksin, ne yapacaksın? Aynen öyle. Buradan başlıyor. Şöyle yukarıya doğru çıkarak. Yukarı. Güney Afrika'nın tırmanış, yürüyüş rotaları meşhurdur. İnsanlar burada yaşamayı aslında biraz da o yüzden seviyor. Hem sörf var, deniz var. Yani denizle, yüzmeyle ilgili aktiviteler var. Dağcılıkla, yürüyüşle ilgili. İşte yamaç paraşütü var. Ondan sonra şehir hayatı yine güzel. Bütün spor aktiviteleri, sanat aktiviteleri, müzik, her şey var. İçki var, eğlence var, güzel yemek var. Daha ne olsun? Daha ne olsun yani?
beni duyamıyorsunuz muhtemelen ama arabadan anlatayım en iyisi. Nasıl yaklaştın hocam? Aç camını, şu tabelanın yanından geçerken çek. Kaldır biraz elini dışarı. Abi üstü de böyle. Evet babacığım, tut bakayım kamerayı kendine şimdi. Kendine. Gel mi bir kamera verdi bana. Sen anlarsın diye oğlum ben telefonu kendi telefonumda çeksem çok güzel çekerim. Daha çok hiç farklı değil. Seninki acem işi oğlum, bu ben yapamıyorum. Bu çok profesyonelce bir iş. Onu yapmak, ona bak şurada ilginç bir taş var, kaya var herhalde. Ne o? Yanına oraya gideceğim zaman kapı yapmışlar herhalde oraya. Ha, Milli Park burası. Milli Park'ın girişi Milli Park'ın içine girdik. Giriş ücretimizi ödedik. Giriş ücreti kişi başı, yabancı kişiler için 23 dolar. Buradan giriyorsunuz. Şöyle bir 20 dakika daha içeriye yol gidiliyor. Orası da Ümit Burnu. Burayı ilk keşfedenler Afrika'nın batısından geliyor. Artık yani bir yerde bitmesi lazım bunun. Yönümüzün hep güneye değil de biraz içeriye de dönmesi lazım diyerek geliyorlar. Ve ilk döndükleri yer burası. Sonra buranın yan tarafında da False Bay denen bir yer var. Yani yalancı koy. Ümit Burnu'nu en son kısım zannediyorlar ve dönüyorlar artık oraya. Oradan sonra da derinlemesine gideceklerini zannediyorlar ama orası bir koy. O koyun tam karşısına doğru sürdükleri için de birçok tekne, gemi, o zamanki deniz araçları çarpıp karaya oturuyor ve kalıyor. Burayı kıtanın en güneyi olması ümidiyle bulup keşfettikleri için buraya Ümit Burnu deniyor. Kıtanın en güney noktası olan Cape Agulhas'a da Fırtınalar Burnu deniyor. Bazen buraya da Fırtınalar Burnu deniyor. Ben ikisinin de hangi isimde olduğunu çok kestiremiyorum ama burası Ümit Burnu, o kesin. Buraya Fırtınalar Burnu da denebiliyor diyeyim, öyle düzeltmiş olayım. Ve burayı işte keşfettikten sonra artık kıtanın en güneyi keşfedildi ve gidilebiliyor bir şekilde haberi yayıldıktan sonra çok daha fazla insan buradan geçip artık Doğu Afrika'yı da sömürge haline getiriyor. Doğu Afrika'da da köleliği başlatıyor. Çünkü o zamanlarda Süveyş kanalı yok ve Batı Afrika'nın doğusundan bir geçiş yok. Batı tek seçenek. O yüzden de burayı bulmaları aslında tarihi olarak bu sebeple çok önemli. Portekizli gemiciler buluyor. Bartolomeo Diaz ve Vasco de Gama. Buraları keşfeden ilk iki kişi bu. Bartolomeo Diaz buralara kadar inemiyor sanırım ama Batı Afrika'yı keşfeden ve buralara gelinebileceğini gösteren o. Sonrasında da Vasco de Gama gelip buraları keşfediyor. Bitirebiliriz babacığım. Sağ ol kameramanlık için. Cape Town videosunda izlemiştiniz. Merve beni buraya çok güzel bir zamanda, inanılmaz güzel bir havada getirdi. Ve buradan tepedeki deniz fenerinin olduğu yere füniküler çıkıyor. Onunla çıkmıştık ve fünikülerle inmiştik. Ama füniküler bozukmuş. 3 haftadır falan çalışmıyor dediler. Zaten başında bir sürü görevli vardı. Yapmaya çalışıyorlardı. Biz de tuttuk, yolu ele aldık. Buradan gidiyoruz. 20 dakika, 600 metre gösteriyor ama 20 dakika gösteriyor bu çıkış inişten dolayı. Yavaş yavaş çıkacağız. Bir tarafımızda Atlas Okyanusu ve eşsiz güzel bir manzara. Bir tarafta böyle oturacak, dinlenecek yerler yapmışlar çünkü yani herkes geliyor buraya, her yaştan insan geliyor ve kolay bir yürüyüş, tırmanış değil. Ama yine yolunu molunu güzel yapmışlar. Böyle. Evet, çok güzel bir yol. Güzel güzel gidiyoruz. Adanın en güneyine gidiyoruz arkadaşlar. Afrika'nın en güney uçlarından bir tanesi. En önemli burnuna gidiyoruz. Çok şanslıyız.
Evet. Çok ya, Ermenek'ten kalkıp geleceksin. Seninle birlikte Ermenek'ten buraya gelebilmek. Ermenek'ten geleceksin Afrika'nın en güneyine geleceksin oğlum ya. İnanılmaz bir şey ya. Akıl alacak gibi değil. Değil mi? Ermenek'te söylesen inanmazlardı. Kimse inanmazdı. Yani bilemezsin sen kendi kendine ben bir gün Afrika'ya gideceğim bilet diyemezsin. İddia edemezsin. Peki izleyen vatandaş şimdi onun oğlu veya kızı bir gün başbakan olacaktır. Kesin. Kesin. Tabii. Hadi canım sen de diyebilir olur mu? Onlar da bir zaman çocuktu. Bak biz de birbirimize deseydi biz de inanmazdık geliriz diye. Ama geldik. Geliyoruz. Hadi bakalım. 38 gün deyince korkmuştum ya. Hani 38 gün ne yapacağız diye. Oğlum olacak iş değil ya. Bir hafta 10 gün olsun falan diyorduk değil mi ben? Ya 20 diyordum ben. En fazla 20. Yani 38 gün. Her taraf öyle güzel ki. Vallahi 38 günde vallahi bitecek iş değil. İnemiyorum. Hadi nefes nefese kaldık biz biraz çıkalım. Yukarıda yorumlara devam ederiz. Yağmur başladı. Yapma be adanın. Kıtanın en güneyini görebilecek miyiz hiç emin değilim ama bakalım. Bir ıslandık. Anlatamam. Pantolon falan sırılsıklam benim. Üstümde mont bir kat. İyi. Annem babamı kuruluyor. Şunu geçirseydin kafanı. Şey. Gel bakayım baba. Gel. Gel. Şöyle. Laf edeceğiz. Laf etme hadi. Doğru. Dur şurayı falan bir görüyor mu şurayı mı? Bir, iki, üç. Dur ben de açayım o zaman. Fotoğraf mı şey mi? Açamam. İkisi de. İkisi aynı anda. Ben açamayacağım. Tamam yeterli. En güneyde bizden başka kimse yok değil mi oğlum şu anda? Yok. Bir yağmur var arkadaşlar. Bir yağmur fırtına. Ondan sonra herkes ıslananlar bu kadar yolu geldiler. Buraya çıkmadan geri döndüler. Onun için bu bizim için bir şanslı. En güneyde bizim olmamız. Onlar geri dönmeseydi burada daha kimse olmayacaktı ama biz Toroslardan gelmişiz. Ermenek'ten gelmişiz. Tabii ya abi, koyar mı Anadolu çocuğuna? Tabii biz Toroslar'ın Ermenek'in çocuğuyuz biz. Ben de hep Amerikan filmlerinde böyle fırtına, rüzgar, gemi alabora olur filan ya. Şöyle denize bakınca hep onu düşünüyorum. Abiciğim orayı da çektin mi oğlum ya? Çektim. Gel kapatmadan dönerek bir de şu açıdan bakalım gel. Allah. Yok böyle bir şey ya. Şu güzelliğe bak. Şuraya bak Amiciğim şuraya bak. Yağmursa yağmur, fırtınaysa fırtına. Aç şuradan bağrını diyeceksin şimdi şöyle vallahi ya. Esiydin bağrına der gibi. Harika ya, harikadayız ya. Yok böyle bir güzellik. Evet. Benim bağrıma esmese olur gene de babama doğru eserse olabilir. Açtın şunu kapağı. Anam da yazık ya küçük yavrusunu koruyacaksın diye uğraşır. Evet. Islandı artık salıverdik zaten sırılsıklam olduk. Kafeye gittik. Bir çok güzel bir tatlı yedik. Bir de kahve içtik. Tuvalete gittik. Bir kiloya yakın peçetelerini kullandık. Kullanmaya çalıştık. Olduğu kadar arabaya biniyoruz artık. Kaloriferi açacağız. Buyur anneciğim. Buyur. Buna bak. Niye bakmıyorsun bana? Pişt. Bye bye. Babam babunlarla konuşurken. Benim kanka bunlar ya. Canım benim ya. Hadi hoşçakalın. Ana şurada mı dur? Tamam şurada yakına titremeden bir çekeyim. Bana bak şşt şşt. yürü bir daha. Gel. Lan bir muz olsa da şunlara bir muz verseydik ya. Tur. Burası milli park baba. Burada hayvan beslenmez. Ama şimdi şuna bir dakika dur. Şu anası mı babası mı şu? Vay kocaman bir şey ya. Vay be. Ümit burnu dönüşü. Böyle güzelliklerle de karşılaşıyorsun bir taraftan. Her taraf güzel. Nereye baksan güzel. İlginç. Çok güzel. Yazı ortalaması nerede yapıyorum? Ben içeri falan atlayabileceğim. Kapatsam mı ki? Anılır. Vallahi bir atlarsın içeri. Pişt pişt.
Oo, şuna bak adamım. Hay Allah ya. Neyse gidelim bakalım hanım. Gidelim bakalım ya, güzeldi bunlar be. Bir de elimizden kaptırabiliyor musun şeyi? Telefonu bir kaptırırsak hanım. Peşinde koşuşuyorsa. Babuna dönüp şiş piş diyen insandır babam. Dur. Şiş piş. Bunları da seslen baba, belki bakarlar. Bili. Ha, baktı vallahi. Baktı mı? Evet, bakıyorum öyle deyince tesadüf oldu. Baktı herhalde. Bili. Şeyler gulu gulu desen hepsi öter. Neydi o? Hindiler. Acaba bu da ötebilirdi. Onun için seslendik ama ooo güzel. Güzel poz verdiniz bize. Çok teşekkürler size. Harika, harikasınız ya. Bir de burada yukarıdaki deniz fenerinin alt kısmında okyanusla hiza olan, böyle güzel tabelası olan, arkasındaki şu tepeyle falan da çok güzel çekim yapabileceğiniz, fotoğraf çekebileceğiniz, hatıra fotoğrafı çektirdikleri insanların bir yer var. Oraya da indik. Buraya gelirken de işte deve kuşlarını falan gördük. Babam gene çağırmaya çalıştı. Bu iki nokta Ümitburnu'nun en önemli noktaları. Zaten yazıyor orada. Cape of Good Hope. Biz de çok çok güzel bir çeviriyle Ümitburnu diye çevirmişiz. Çok güzel bir deniz ürünleri tabağa geldi. Başladı anlatıcı. Ümitburnu'nu gezdik. Arkadaşlar yorumda sabahtan bir yana koştururken rüzgarın altında, yağmurun altında anlatılmaz bir macera yaşadık. Şimdi akşam yemeğe giderken yol üzerinde alıp bir yer keşfettik. Daha doğrusu işte arada bulduk. Ne yiyelim falan diye. Böyle bir yere geldik. Soğukta önceden ne aldıkimiz? Biz sıcacık birer domates çorbası yedik. Şimdi ortaya böyle bir şey geldi. Şarabımızla beraber onları içiyoruz. Soğuk ve yorucu ve maceralı ve ıslak günün arkasına güzel bir restoran buldum internetten. Önce bir domates çorbasıyla başladık. Şimdi tavuklu avokadolu salatamız var. Bir de böyle karışık balık tabağımız var. Karides var, kalamar var, balık var, midye var. Yanına da patates kızartması getirdiler. Ya hepsi o kadar lezzetli ki. Domates çorbası için söylediğin şeyi bir de kameraya söyler misin? Süper bir domates. Ben domates çorbasını çok severim gerçekten. Bu farklıydı ya, farklı bir şey. Ne güzel domates çorbasıymış ya. Harika. Biraz açız, biraz da yorgunuz. Onun da etkisi var ama gerçekten yemekler gerçekten çok lezzetli. Böyle bir kendimize akşam yemeği ödülü verdik. Buradan işte eve gideceğiz, dinleneceğiz. Yarın yeni macerayla yine ekran başında buluşuyoruz arkadaşlar. Video bitmiş değil. Buradan devam ediyoruz. Yeni gün, hafif güneşli. Biz arabaya binince şakır şakır yağmur yağıyor. Biz yola çıkınca güneş açıyor. Çok mutluyuz. Kuzenimden aldığım bir tavsiye vardı. Böyle bir neye benzer? Bizim oradaki Erzincan mandıraya benzer. Ne deniyor? Şarküteri mi deniyor buraya? Böyle bir şarküteri mağazası söyledi bize. Dedi ki oraya gidin. İstediğiniz her şeyden kiloyla alıyorsunuz. Sandviç vesaire yaptırıyorsunuz. Kahvaltı yapmaya buraya geldik çünkü bugün yola çıkacağız. En az yağmurlu günlerden bir tanesi bugün. Ve Afrika kıtasının en güneyine, Cape Agulhas. Vallahi bilmiyorum nasıl okunduğunu. Oraya gidiyoruz. Ama önce burada bir kahvaltı yapacağız. Şarküteri. Ya inanılmaz güzel bir yer çıktı burası. Burada büyük bir şarküteri ve market ikisi bir arada. Gidip mesela ekmeğinizi seçiyorsunuz ayrı. İçine koymak istediğiniz domuz var, dana var, tavuk var, hindi var, her türlü pastırmalar, çeşit çeşit salamlar var. Onlardan alıyorsunuz. 150 çeşit peynir var. Peynirlerden istediğinizi koydurabiliyorsunuz ve istediğiniz kadar. İçine salata koyarım diyor. Ne isterseniz koyarım. Ekmeğe biraz humus sürdürdüm. Üstüne de işte böyle salamlardan, peynirlerden güzel bir sandviç yaptım. Yanına da marketten gidip böyle içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Anneme mango elma suyu aldım. Ben kendime de ananas su kefiri aldım. Bu böyle fermente olmuş, hafif sirkeleşmiş su gibi ananas aromalı bir şey. Ananastan yapıyorlar. Aromalı değil de denemiş olduk. Fena değil diyebilirim.
Sen sandviçlerimizi yapacaklar, getirecekler, onu bekliyoruz. Geldi. Bu numarayla diyor ödemenizi yapabilirsiniz. Biz diyor tarttık bunları. Oo, bayağı da koymuş bak. Peynir araya salam, en altında humus sürmüş, görüyor musun? Bayağı güzel görünüyor. Altta da üstte de. Hadi bakalım bir tane bak. Babam başladı sen. Nasıl? Yalnız ben ekmekleri ısıtacağını düşünmüştüm. Buz gibi, o hayal kırıklığına olacak gibi. Sorayım mı? Hemen ısıtayım ana. Yani şöyle sıcacık olsaydı iyiydi. Güzel oldu ama yine de acemiliğimize denk geldi. Böyle biraz daha içinin çeşidini, salatasını bilmem nesini artırabiliriz. Ben bilmiyordum bu kadar kapsamlı olduğunu. Her şeyi yapabiliriz diyor. Sen yeter ki söyle, her türlü sandviçi yaparız burada diyorlar ve yerlilerle dolu burası. İnsanlar geliyor, kahvelerini alıyorlar, sandviçlerin tabaklarını yapıyorlar. Yiyorlar, sohbet ediyorlar arkadaşlarıyla ve yollarına devam ediyorlar. Muhteşem bir durak oldu, ben bayıldım. Şimdi benim çok sevdiğim bir yer vardı, Betty's Bay diye, böyle bir saat, bir buçuk saat mesafede oraya geldik. Ama havadan dolayı her yeri kapatmışlar. Abi okyanusun kenarını niye kapatıyorsun? Gidip hayvan göreceğiz diye düşündüm ben. Önce sonra tabii ki vardır bir bildikleri, neyse. Burada böyle sağa sola bakıp şöyle kafamızı nereden uzatabiliriz falan diye bir kaçak göçek yol ararken koruma alanı varmış burada. Onların görevlileriyle konuştuk birazcık. İşte ben hep aynı taktiği kullanıyorum. Ya annem babamı getirdim ta Türkiye'den, çok yaşlılar, bakın şu kadar yaşta insanlar buraya kadar gelmiş, bir penguen görmeden gidecek miyiz falan taktiğini kullandım. Kadın dedi ki alamam. Burada böyle bir kural var. Babam da diyor ki biz de olsa gelin ya, gelin gösterivereyim falan derler diyor. Tabii ta Türkiye'den geldik falan dedim. Her şeyi kullandım ama işe yaramadı. Burada bir restoran var normalde. Ben buraya gelmiştim, yemek yemiştim ve şans eseri penguenleri de görmüştüm. Orada penguen olduğunu şans eseri görmüştüm. Yine aynı noktaya getirdim ama bulamadık bir şey. Konuştuk. Boşa gitti. Biraz daha bakacağız şöyle, artık etraftan olmadı. Dönüp yola devam edeceğiz. O kadar çok rüzgar var ki böyle gezip dolaşırken yine pes etmedik ve bulduk bir yer ama rüzgardan dolayı hayvanlar da saklanmış ve çok azı suyun dışında. Bakın şurada bir tane var ama tabii korkuyor hayvanlar da. Ben de çok tedirgin etmek istemiyorum. Zaten rüzgar çok. Şurada bayağı büyük bir tanesi duruyor. Annemle babam da aramaya devam ediyor. Tenekeden evde, tenekeden yapılmış evler herhalde, öyle mi? Evet. Gece kondu ama teneke. Altı, üstü, her tarafı teneke. Garibanların yaşadığı bir mahalle mi burası? Evet. Ya, ay dünya kadar da insan yaşıyor demek ki burada, ne kadar çok. Hepsi iç içe. On binlerce. Evet, orası başka bir dünya, burası başka bir dünya gibi geldi ama bu arada hiç fakir yok gibi. Evlerin yapılışından belli, evlerin şeklinden, şemalinden belli. Burada mı? Burada, evet. Aslında hepsi villa gibi evler. Okyanusa bakıyor. Biraz önceki gördüğümüz yer, orası bir felaket. Bak, hemen fark ediliyor. Buradaki arada hizmetleri yapan, buradaki bütün işte market, benzin istasyonu vesaire, çalışanlar, temizlikçiler, ıvır zıvır herkes orada yaşıyor ama bu hayatın sefasını sürenler de hemen burada yaşıyor. Bir arada yaşıyorlar ama apayrı hayatlar yaşıyorlar. Ya arada 1 kilometre, 2 kilometrelik mesafe yok. 2 tane dünya. Ayarlar ya. Orhan Gencebay'ın şarkısı mıydı o? Adaletin bu mu dünya? Benim en sevdiğim kasabalardan bir tanesi olan Hermanus'a geldik. Ben buraya balina festivali için gelmiştim bir yıl önce ama yine böyle inanılmaz fırtınalı, yağmurlu bir dönemdi ve bir baraj patlamıştı.
su veremedikleri için de işte 60-70 bin kişinin gelmesini planladıkları bir festival olduğu için festivali iptal etmişlerdi. Şimdi yine fırtınalı ve yağmurlu ve çok çok daha az insanın olduğu bir zamanda geri geldik. Ve rüzgar neredeyse olduğumuz yerde durutmuyor. Gelirken babam da aynı şeyi söyledi, annem de, ben de. Ya tertemiz bir yer. Burası küçük bir sahil kasabası. Keşke bizdeki köyler ve kasabalar da böyle olsa. Temiz, güzel, gelişmiş. Altyapısı oturmuş belli. Üst yapısı oturmuş belli. Herkes trafik kurallarına uyuyor. İnsana saygılı, doğaya saygılı falan. İnsanın içi gidiyor gerçekten böyle yerleri görünce. Şimdi rüzgardan ayakta durabilirsek birazcık etrafı gezeceğiz. Burası böyle giden dev bir koy. İşte şurası. Gerçek zebra derisi. Ha, yani. Evet. Nasıl? Gerçek zebra ya. Kafası. Tabii bazen derisini soyarken kesmişler. Bunları yamamışlar falan. Gözü evet. Onlar gözü. He? Gözü. Ha, gözünün olduğu yer doğru. Alalım mı? Soralım mı fiyat? Sonra bakalım ne diyor. Hangisine? Dur. 12. Ne yazıyor? 12 yazıyor. 20. 200 rentmiş anneciğim. Yani 10 dolar. 300 lira diyebilirsin. Ha? Huh? And that one? 350. 350 rent. 20 dolar diyebilirsin. 600 lira. Evet. Bakın bakmaya devam edebilirsiniz. Acelemiz yok. O zaman bir de bu taraftan bakalım. Bak. Şimdi restoran bakıyoruz ve şöyle bir yere geldik. Ve insanların yüzüne kamerayı çok doğrultmak istemiyorum ama gördüğün anda işte kahkahalar duyuyorsun ve bir pozitif enerji, gülen yüzler vesaire. Ya gerçekten çok keyifli. O bir üst kattaki güzel enerjili, kahkahalar duyulan, pozitif enerji yayılan yerden sonra hemen bir alt katlarında aynı yerin restoran versiyonu varmış. Böyle masalı, sandalyeli. Yukarıda zaten yer yoktu. Buraya geldik. Şöyle bu taraf biraz daha artık Hint Okyanusu tarafında kalıyor. Hint Okyanusu manzaralı güzel bir gün batımı eşliğinde yine güzel bir yemek yemeye geldik. Karıştırın şöyle. Karıştırın. Uzun dökelim. Karıştırın. Ne güzel bir gün batımı. Ne güzel bir akşam yemeği. Ya şu, sadece şu yemekler için bile Güney Afrika'ya gelir. Bütün şehirlerinde böyle güzel yemek bulunabiliyor. Sen bu şey yapıp ton balığı, susamlı, dereotlu, patates yatağında ton balığı. Tütsülenmiş, somonlu, peynirli, güzel bir mevsim salata, kalamar ve karides var. Az önce bir de sushi yedik, 12 parça. Bu masanın hepsine 2000 lira ödemiyoruz biralarla birlikte. Ne kadar? 1800 lira falan, kişi başı 600 TL. Yani birer buçuk porsiyon yemek yiyoruz, içki içiyoruz, 600 lira. Ben yorum yapacağım. Fiyat vereyim. Gerisi size kalmış arkadaşlar. Köprü gibi. Başka ne istersin baba? Yok. Bir de o sırada balina zıplasın. Bir de balina. Su fışkırsa yedim. Çok güzel bir yerde kaldık. Ben akşam böyle zar zor bir otel buldum. Ve okyanusun önündeydi. Muhteşem bir manzaraya uyandık. Adamlar görüyor mu? Görmüyorlar. Bunlar görseler oturmaz. Görmüşlerdir. Bunlar işaret edilir ben şimdi. Belki her gün görüyorlardır. Ben her gün olmaz bu. Çok güzel bir güne uyanmıştık. Köprü. Ama inanılmaz bir gökkuşağı bizi karşıladı ve neredeyse tamamlanıyor. Arkasında bir tane daha var. Bak gösteriyorlar. Baba görmezler mi ya? Herkes doğadan seni kadar etkilenecek diye bir şey yok. Bunu kabul et artık. Bak şimdi gökkuşağına karşı fotoğraf. Nerede çekeceğim bunu? 05'te çekeceğim bunu. Muhteşem ya. Gerçekten inanılmaz bir sabah.
Biz karanlıkta uyandık. Saat 7 idi. 7.45 gibi falan güneş doğuyor. Ve ben kameramı kurdum, çekimler yaptım, işte bu güzelliği göstermek için içeride çay kahve içiyorduk. Bir baktım bir gök kuşağı var. Bak 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 bak. Geliyor, yuvarlaklaşıyor. Tam bir kök olacak ama. Allah'ım şaşırıyorum ya. Böyle bir şey. Şimdi gök kuşağı kayboldu. Gitmeden, babam sesini biraz kısar mısın? Bir tık kıs. Evi bir göstereyim istiyorum. Şöyle kocaman bir salon, bir televizyonumuz vardı. Dün birazcık film izledik. Ortaya bir tane barbekü koymuşlar. Bu barbeküyle balkonda çok güzel partiler, mangal partileri verebiliyorsunuz. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en meşhur şeyi nedir derseniz, o genelde yaptıkları barbeküler oluyor. Braai diyorlar. Ve böyle sosis, bizim sucuk yapımı gibi evde yaptıkları sosisleri falan çok meşhur. O yüzden yani bu mangalları olmadan yaşayamıyor Güney Afrikalılar. Sağ olsunlar ısıtıcı koymuşlar. Bir tane katalitiğimiz var çünkü hava çok soğuk. Yaklaşık 10-11 derece. Evlerin içi de buz gibi oluyor. O yüzden üstümüz böyle kalın. Herkes montuyla oturuyor evin içinde. Katalitiği de yakıyoruz. İnternetleri fena değildi. O kısım birazcık... tatmin etmedi beni, çok çalışamadım ama güzel bir mutfakları var. Bu evlere self catering deniyor. Kendi mutfağınızda da her şeyi pişirerek vesaire yaşayabiliyorsunuz, uzun vadeli tutabiliyorsunuz. Buzdolabından işte bütün mutfak gereçlerine kadar her şey var. Şurası benim odam. Ben burada uyudum. Nereye bakıyor? Hiç perdeyi de açıp da bakmadım. Dağa bakıyor. Diğer evlere falan bakıyor. Bütün evler tek katlı olduğu için aslında görüntüyü de çok bozmuyor. Dağı, gökyüzünü görebiliyorsun. Burada böyle küçük bir tuvalet ve duşakabin var. Bu kapıyı geçince de ebeveyn odası var. Ebeveyn odasının da bir banyosu var. Burada da küvet. Yine bir tuvalet ve lavabo var. Ama ev turumuz tabii ki yatak odasıyla devam ediyor. Burada çok güzel, sade, hiç öyle anlamsız ıvır zıvır olmayan bir oda var. Ve pencereyi açtığınız zaman okyanus manzarası. Yani hava bu kadar soğuk değilken buranın güzel sezonunda, yüksek sezonunda gelirseniz direkt okyanus manzarasına uyanabiliyorsunuz. Gökkuşağından da bir şey kalmadı geriye ama manzara hala muhteşem. Böyle bir evdeydik. Bu eve ne kadar verdik? $140 verdik 3 kişi. Kahvaltı yok içinde ve ne dahil? Hiçbir şey dahil değil işte. Otopark veriyorlar, güvenli bir otopark. Ve çay kahve vardı. Bir iki böyle yenecek şöyle ne deniyor bunlara? Krokan. Krokan böyle bisküvi, çikolata gibi bir iki şey vardı. Yapmak isterseniz en lüksü bu braai ve katalitik. Böyle bir ev. Biz şimdi çıkıyoruz, kahvaltıda görüşüyoruz arkadaşlar. Önce size kahvaltı yaptığımız inanılmaz yeri göstermeyeceğim. Size Hermanus'tan ve burada neden bu kadar işte gemiler, yatlar vesaire olduğundan, buraya bizim de neden geldiğimizden bahsedeceğim. Burası balinaların, dünyanın en büyük memelileri olan kambur balinaların geçiş noktası. Yavrularıyla birlikte buradaki böyle sakin güvenli koyları çok kullanıyorlar. Buralarda yavrularını büyütmek için çok vakit geçiriyorlar. Ve buranın olayı balinalar arkadaşlar. Burada balina festivali yapılıyor. Ben bir yıl önce geldiğimde maalesef işte su kesilmişti ve festival iptal edilmişti. Ama buranın olayı balinaları ve balina gözlem seferleri falan da yapılıyor hava izin verdiği sürece. Deniz çok dalgalı değilse böyle 2 saatlik bir turda götürüyorlar sizi ve işte anne yavru genelde görülen şeyler hep böyle ikili balinalar oluyor. Genelde de buluyorlar, çok çok büyük ihtimalle buluyorlar balinaları. Buradan hemen bir tekneye atlıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Fiyatlar sanıyorum yani $80, $70 kişi başı gibi. Bizim şu an ona ayıracak hem 2 saatimiz yok hem çıkıp çıkmayacakları da belli değil. O yüzden burada bir sonraki tur vaktine kadar beklemeyeceğiz. Kahvaltı yapacağız. Babam da geldi burada yine çekim yapıyordu. Ben de buraya gelip size bunu göstermek ve anlatmak istedim. Ha, balinaların turuna gitmiyorsan, balina göstermeyeceksen ne anlamı var diyorsanız eminim bu videoyu izleyip buraya geldiği zaman
Hermanusa'da gidelim ve bir balina turu yapalım diyecek olan insanlar vardır aramızda. Onlara bilgi vermiş oldum. Ve muhteşem ama gerçekten muhteşem bir restoranta geldim. Böyle manzarası çok güzel bir kere. Yemeklerin fotoğrafları da çok güzel görünüyordu. Bilmiyorum tadı da öyle çıkacak mı? Ama zaten çok insan var. Oradan da belli. Böyle pencerenin önünde bir yer verdiler bize. Burada hem oturuyoruz hem de balina gözleyebilirsek, görebilirsek diye annemle birlikte bekliyoruz. Görürsek kamerayı açıp size de göstereceğim. Heyecanlı gözlerle izliyoruz. Nöbetteyiz. Böyle merala böyle bir şey. Benimki öyle ama simit gibi bir şey. Benimki de böyle. Şimdi 32 kilometre kalana kadar yaklaştık Afrika kıtasının en güneyine, en ucuna. Ama yol kapalı, sadece yerliler geçebilir, orada oturanlar geçebilir yazıyordu. Tabii ki buraya kadar gelmişken şansımızı deneyeceğiz. Ama hani bir polis çevirir mi, çevirmez mi, başımıza ne gelir bilmiyorum. Ama şu az önce geçtiğimiz gibi su geçişi birçok kez olacak gibi görünüyor. Çünkü etrafta her yeri su basmış. Benim motorla buraya geldiğim videolarda da izlediyseniz eğer, yine böyle yolu su basmış, dibini bile görmediğim yerlerden motorla geçtiğim olmuştu. Yine benzer bir durum söz konusu burada. Etraftaki tarlalarda, yolun aşağıda olduğu yerlerde su altında şu an. Bakalım gidebilecek miyiz? Deneyeceğiz şansımızı. Herkes de bu tarafa geliyor ama hayırlısı. Vallahi hiç de bir şey olmadı, durduran da olmadı, siz kimsiniz diye soran da olmadı ve arabamızı park ettik, geldik. Şu an geldiğimiz yer Agulhas Milli Parkı ve burayı da böyle bir milli park olarak çevrelemişler koruyabilmek için. Böyle güzel de bir yürüyüş yolu yapmışlar. Buradan yürüye yürüye şu kayanın üstüne, en güneye, Afrika kıtasının en güneyine götürüyorum annemle babamı. Heyecandan gelemiyorlar. Şimdi göster bakayım o haritada. Şu an buradayız. Evet. Afrika'nın doğusunda ya da batısında buradan daha güneyde bir yer yok. Buradan daha aşağıda kara parçası yok. Daha fazla gidersen Antarktika'ya varırsın. O kadar. Afrika'nın en güneyindeki kara parçasındasın babacığım. Evet. En güneyinde biz varız. Başka kim var arkadaşlar? Size de onu göstereyim. Buraya şöyle güzel büyük de bir Afrika haritası yapmışlar. Şimdi birazdan gidince göreceğiz. Ufak ufak yağmur yağmaya başladı ama yağmazsa drone uçurup orada da bir fotoğraf çekmek istiyorum. Onu da göstermek istiyorum size. Şöyle bir manzarası var. Ama yağarsa yerden de göstereceğiz artık. Baba gel gel, daha orası en güney değil, gel. Annem biz arabada giderken sağ olsun öğretmen kimliğiyle birlikte internete yazıyor okuyor. Buranın ismi Cape Agulhas. Ne demekti Agulhas? İğneler. İğneler demekmiş. Portekizce.
Biraz daha yüksek sesle alabilir miyiz anneciğim? Portekizce iğneler demekmiş. Hı-hı. Gemicilerin buraya geldikleri zaman pusulaları sıfır noktasını gösteriyormuş. Pusuladaki iğnelere ithafen de buraya Akulas iğneler adını vermişler. Ve halen de aynı öyle ismi kullanıyorlar. Evet. Yani Agulas diğer burunlardaki gibi bir insanın ismi değilmiş. Bir önce buraya geldiğimde ben de bunu bilmiyordum. Annem sayesinde, annemin araştırması sayesinde öğrendim. Teşekkür ederim canım. Sağ ol. Ve o bahsettiğim haritaya geldik. Şimdi haritanın başına gidip babama küçük bir quiz yapacağım, annemle babama. Ama ondan önce şurada bir şey gördüm. Bu uçta onu bir görmek ve göstermek istiyorum. Babacım, anneciğim. Vallahi çok heyecanlıyım ya. Vallahi ağlayabilirim ya. Burası tam yarı çizgi artık. Bu taraf, sol taraf Hint Okyanusu. Sağ tarafta Atlas Okyanusu. Buradan ben şu kayaların üstüne de çıkmıştım. Dalgalar beni götürmeyecek kadar. Ve işte en uç kara noktasına ayak basmış oluyorsun. İstersen biz de çıkalım, oradan da şöyle bir poz verelim. Bunun üzerine de çıksak. Bunun üstüne de çıksan olur. Fotoğraf da çekerim. Çıkalım. Hadi gel çıkalım. Dur bakayım, ben yardım edeyim size hemen. Az daha şöyle taşı ortalayın. He, anne sen de aç elini, öbür elini. He, he, baba şapkanı indir. Bir de selfie çekelim. Biraz önce bu anıtın üzerinde falan resim çektirdik. Ama şurada iki tane yazı var. Biri sağda, biri solda. Öyle bir sınırdaymışız ki sağ taraftakiler Atlas Okyanusu'nu gösteriyormuş. Denizin sol tarafı ise Hint Okyanusu. Onun tam olduğu yerde sınırdaymışız. Bir taraftan o sınır var. Bir taraftan koca kıtanın en güneyindeyiz. Çok heyecanlıyım. Bak burada yazıyor babacığım. Diyor ki şu anda Afrika kıtasının en güney ucundasınız yazıyor. Harika ya. Şu an Afrika kıtasının en güney ucundasın yani. Çok oğlum sayemiz. Çok duygulandım çok. Gel gel gel, sarılalım sarılalım, kutlayalım bunu ya. İşte ben buralara bir yere kadar gelebildim. Buradan sonrasına devam edemedim. Şurada bir yerdeydi Angola. Bu Batı Afrika'yı keşfedemediğim ama şöyle yarıdan çizersek eğer bu tarafın tamamını gezdim diyebiliriz. Şimdi Ümit Burnu şurası, biz şuradayız. Evet. Biz burası şu iki da, demirin birleştiği yerdeyiz. Burası da Ümit Burnu şurası. Şurada neydi o yalancı şey? Evet, yalancı körfez. Bak babacığım, şundan daha yüksek bir yapı var mı Afrika haritasının üstünde? Evet, yok. Doğru. Yok, nere bura? Neydi ya? Ne yanardaydı? Kilimanjaro mu? Evet. Kilimanjaro. Kilimanjaro yanardak ya. Şu yanındaki? Evet. Bunu hatırlıyor musunuz? O da M. Neydi? Hay Allah ya. Neydi? Meru. Meru. M'si aklımda da. Öbürü arkadaki. Şu. Neydi adı? O neydi ya? Sen söyle. Oğlum karıştırdı gitti ya. Kafam karıştı ya. Ne olduğunu unuttum. Kilimanjaro. Hayır, onun arkasındaki. Onun arkasındakini ben de bilmiyorum. Ha, evet. Şey olabilir bu. Mount Kenya olabilir bu. Evet. Kenya Dağı. Şurası Victoria Gölü. Dünyanın en büyük tatlı su gölü burası. Böyle bir yer. Şurası Etiyopya. Bak gel buraya gel. Serengeti. Serengeti'nin sesini göremezsin burada anne. Ha. Gel buraya gel. Ha. Bak burası. Şimdi şurası Horn of Africa deniyor buna. Afrika boynuzu. Ha. Buranın sahili şu taraf komple Somali. Yukarıda işte Eritre var, Cibuti var falan. Şu dağlık arazi de Afrika'nın çatısı denilen Etiyopya. Böyle inanılmaz büyük dağlık bir arazi olduğu için çatı diyorlar. Çünkü yüksekliği çok fazla, ortalama yükseltisi. Evet, evet. Ve şu büyük kanal da Omo Vadisi aslında, uç kısmı. Bütün bu kabilelerin yaşadığı falan yer de burası. Buralarda böyle işte Sudan var burada, devam ediyor. Şuralar, mesela şu Etiyopya'nın içinden doğan Mavi Nil. Bu taraftan gelen, Uganda'nın içinden doğup gelen Beyaz Nil'le buluşuyor. Şurada buluştukları yer Sudan'ın başkenti Hartum. Buradan da böyle aka 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 Kahire'ye kadar geliyor. Burası da Nil Havzası. Dünyanın en bereketli bölgesi aslında. Çünkü bu nehrin Afrika boyunca taşıdığı bütün mineraller
buradan artık Akdeniz'e aktığı için bu havza dünyanın en bereketli havzası olarak isimlendiriliyor. Yine sırılsıklam olduk. Hazır. Annemin üstü, babamın başı. Benim de her yerim yine ıslandı. Gene rüzgarla birlikte başladı yağmur. Ama gördük, fotoğraflarımızı da çektik. Ve yetti. Bunun için gelmiştik zaten. Gayet de güzel oldu. Annemle babamla Afrika'nın en güneyinde de hatıra fotoğraflarımız var artık. Yeter. Hadi arabaya. Yol üzerinde belki 200 nüfuslu, hadi olsun 300 nüfuslu, 20 evli bir kasabada bir pizzacı buldum internetten. Yani şu çıtırlığı. Gerçekten çok güzel. Aşırı güzel. Efsane. Pizzaların üçü de 160 TL. Yani 160, 160, 160 lira. Bakın. Böyle bir pizzayı yemiştik ya denizde ama 300 lira ne diye, 300 kusuyor. Tabii. Nefes. 160 tane çok. Çok güzel. Benimki aşırı lezzetli bak. Dur bir dakika, verme. Ya bunları da koyayım da yiyeyim. Yiyeceğim, avokado yemiyor musun sen? Ben yedim de, ben yemeyeyim. Yemeğimizi yiyoruz, sonra hava kararmadan Cape Town'a, Merve'nin evine, artık bizim evimiz, yetişmeye çalışacağız. Yarın sabah yine çok özel bir yere gidip hem Cape Town'la özel bir yerde bitireceğiz hem de bu videoyu çok güzel bir yerde bitireceğim. Hadi biz yemeği yiyelim. Sizinle yarın sabah tekrar görüşürüz arkadaşlar. Masa Dağı'nın bugün açık olduğu son gün ve yarın itibariyle 2 aylık bir tamirat tadilat sürecine giriyor. Çünkü kış ve bugün açık olduğu son gün ve bizim burada olduğumuz 5 gün içinde de açık olduğu ilk gün. Onu yakalamak için herkes gibi biz de geldik. Ve şimdi Cape Town'un meşhur Masa Dağı'na çıkıp yukarıdan da Cape Town'un güzelliklerini bir izleyeceğiz. Size de göstereceğim tabii ki. Dünyanın 7 harikası var ya, doğal harikalar arasında o 7'den biriymiş. I repeat, step away from the sides, let go of any overhead bars, and let's enjoy this lovely view. Thank you. Yukarıdan göremeyeceksek, görebileceğimiz en güzel manzara bu, bu kadar. Manzaraya bakın, manzaraya. Korkulu gözlerle bakıyorsun. Yani oralardan yürü, ayağın da kaysın, bir de düş kafana da yar. Bir de seninle uğraşalım baba. Gördüğünüz üzere hem zaten şarjım bitmişti, telefonla çektim ama çok da çekecek bir şey yoktu. Çünkü masadan hiçbir şey göremedik. 4 saat bekledik, hiçbir şey göremedik. Aşağı indik, ortalık günlük güneşlik. Ama maalesef yukarıda beklerken aşağıda yapacağımız şeyleri de kaçırdık. Bugün size çok güzel şeyler gösterecektim ama gösteremedim. Buraya tekrar geleceğiz 20 gün sonra. O geldiğimiz zaman masadanı yapamayız artık ama aşağıda yapacağımız şeyleri yapıp size ekstradan bir böyle keyifli güzel bir video çekmek istiyorum. Nereye geldik babacığım? Hadi sen de benim videoma konuş bakalım. Beni konuşturuyor videosuna. Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz? Bilgi veriyor, gel gel. Nereye gidiyoruz? Kentan'dan ayrıldık. Burada 3-4 gündür buradaydık. Evet. Çok güzeldi, ben çok sevdim bu şehri ama ya. Ben de. Bir de o kaya şeyi çok güzel, o dağ çok güzel. Dünyanın 7. harikasından biriymiş, doğal. Aynen. Doğalmış, o harika. Gittik, sistem bir şey göremedik, çıktık ama o şeyde bile asansör diyecektim, neyse teleferikte bile çıkmak o bile zevkliydi. Kaç kişi ya, 64 kişi, bir de içerideki nedir ona, makines mi diyelim? Olabilir, makines de olabilir. Onunla beraber 65 kişilik bir teleferik harika. Hiç o kadar büyük teleferik ben buranın dışında hiçbir yerde görmedim ya. Bu kadar ağırlığı kaldırabilen dev bir teleferik. Çok ilginçti ya. Kaç yüz metre çıktı yukarı? 700 metre yukarı çıkıyor. 700 olduğumuz metre. Yerden. Yani onun inip çıkışı bile, bir de içeride asansör bir yerde duruyorsun. Ne dönüyor? Sen olduğun yerde duruyorsun, dönüyor, başka manzaralar görüyorsun. Yok böyle bir şey ya. Güzel ya. Bir sevdiniz mi Cape Town'u? Gel bakalım sen de şöyle. Çok güzel. Röportajımızı alalım. Bir daha gelir misiniz buraya?
Tabii yani, göremediğimiz yerleri yani görmek için bir daha gelmek gerekiyor. Arkadaş grubuyla falan gelecek. Daha kışını gördük. Daha zevkli, daha eğlenceli oluyor. O daha giderken o Kemp Dağı'na diyecekmişim ya şeye. Masa Dağı'na giderken insanlar yağmur, yağış demeden o soğukta bekliyorlar. Ne var? Kaç saat bekliyor? 2 saat bekliyor. O yağmurun altında soğukta biz de bekledik. Biz de ıslandık bir taraftan falan ama bir bakarsın o kalabalığın içerisinde, o 200 kişinin içinde herkes kahkaha atıyor. Herkes gülüyor. Herkes çok mutlu ya. İşte bunların mutluluğunu düşünüyorsun, ülkeni düşünüyorsun. Ya anlatılmaz bir şey ya. Vallahi burada yaşayan Türk'ün biri ne diyor? Gittiğin zaman diyor şeye, buradan Türkiye adım atar atmaz hemen havayı kokluyorum diyor ya. İnsanlar herkes asıl suratlı diyor. Gülmüyor, etmiyor. Buraya geldiğin zaman farklı işte çok. Garsonu, kasiyeri, ya herkes gülüyor. Herkes ya arkadaş gibi birbirine. Nasıl güven veriyorlar ya. Ya bunları ben de çok seviyorum burada. Gerçekten çok seviyorum. Ya garson, kasiyer, güvenlik görevlisi, kapı açan, kapatan fark etmiyor. Herkes arkadaş gibi. Sen de ona arkadaş gibisin, o da sana öyle. Yani bizdeki o alt görme, üst görme muhabbeti hiç yok buralarda. Herkes birbirine arkadaşça, dostça konuşuyor, ediyor. Nasılsın, neden? Nasılsın demeden herhangi bir şekilde sipariş alan, sana soru soran, hat alacağız, dükkana giriyoruz. Kadın diyor ki merhaba, nasılsın, gününüz nasıl geçiyor? Ve bekliyor cevap vermeni. Böyle hani formaliteden sormuyorlar bunu. Onlar tabii İngilizce konuşmadıkları için bütün iletişimi ben kuruyorum. Herkes böyle. Herkes çok ya o günü yaşadığı için mutlu ve işini yaptığı için mutlu. Bunu hissediyorsun burada. Bu Güney Afrika Cumhuriyeti'nin özellikle bu hissi beni çok mutlu ediyor. Diğer ülkelere çok benzemeyen böyle bir yapısı var buranın. İşte babam sürekli çekiyor yolda gelirken. Çoğu tenekeden evlerde yaşıyor belki ama gülmeyi ihmal etmiyorlar. Hayattan zevk almayı ihmal etmiyorlar. Ve dediğin gibi ya bizim ülkenin o negatif havası, o gerginliğinin içinden çıkmak da eminim size çok iyi gelmiştir yani. Buraları daha çok görmek, daha çok keşfetmek lazım. Neyse. Gezin arkadaşlar. Gezin çünkü... Gezmek kolay. Videoyu da burada bitirelim. Biz şimdi Namibya'ya uçacağız. Valizlerimizi verdik ve bir sonraki videoda İşte araba kiralama süreçlerimizle birlikte Namibya'da başlayacağız direkt. Akşam olmak üzere. Gidelim, otelimize yerleşelim, kalkalım. Yeni bir enerjiyle yeni bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Eğer aşağıya beğeni bırakırsanız beni bu yolculuklarda desteklemiş olursunuz. Yorum bırakırsanız da annemle babam internet buldukları an ellerinde telefon böyle yorumları okuyorlar. Onları da çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda bizim üçüncü ülkemiz Namibya'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Bir el sallayın.